Yavaş sen yavaş. Sen girme. Helal olsun. Sen yavaş. Help. Kamyonlarıyla kışlaların önünde siper oldular. Canları pahasına gözlerini kırpmadan sokağa indiler. Onlar darbenin gizli kahramanı. Hepsinin ortak sözü vatan için canımız feda. Hiç tereddüt etmedik. Aynen önlerini kestik. Tankın önüne geçtik, kapattık. Ondan sonra yani geçit vermedik tanklara. Öleceğimizi de bilsek buradayız yani. Arkadaşımızda Çekmeköy var. Çekmeköy kışlasının oraya gittik. Orada bir müddet durduk. Kışlanın önünü kestik. 15 Temmuz gecesi tanklar sokaklardaydı. Önemli adreslere asker baskın yaptı. Ancak bir süre sonra halk sokağa döküldü. En kritik hamle de tankların kışlalardan çıkışı, çıkanların da ilerleyişini engelleyen tır ve kamyonlardan geldi. Gir abi gir! Yavaş sen yavaş. Sen girme. Helal olsun. Sen yavaş. Help. Darbeyi biz önledik. Ben yoldaydım, otobandaydım. Sultanmenin'de eve doğru gidiyordum. Bir anda gişeler kapanmaya başladı. Zar zor kendim geçtim. Ondan sonra sıkı yönetim, darbe dediler. Tır şoförü Murat Yeğen'in mesaisi bittikten sonra evin yolunu tuttu. Ancak radyo açıktı. Radyodan darbe haberi aldı. Kulaklarına inanamadı. Cumhurbaşkanı çıktı ve halkı sokağa davet ettikten sonra o da canını siper etti. Sabiha Gökçen'e gitti ve tankların önünde durdu. Vatanımız elden gittiği için biz yani bu kendimizi içe severekten atladık. Hiç tereddüt yaşamadan canımız pahasına biz yolları kestik. Kendinizi oraya siper ettiniz. Siper ettik. Tankın önüne geçtik, kapattık. Ondan sonra yani geçit vermedik tanklara. Askerlere geçit vermedik. İstanbul'da kışlalar kadar valilik, emniyet müdürlüğü, havalimanları da kritik öneme sahipti. Darbeci askerlerin bu noktalarda üstünlüğü ele geçirmesini engellemek için ağır vasıta şoförleri adeta birbirleriyle sözleşmiş gibi o adreslere gitti. O gün biz ne olduğunu bilmeden arifiyat çekiyorduk. Birden yolumuzu kestiler. Darbenin gizli kahramanlarından bir tanesi de 47 yaşındaki hafriyat kamyon şoförü Köksal Demir oldu. O darbe günü Hastal kışlasından çıkmak isteyen tankların önünü kesti. Ben E-5 Karayolu'nda seyretmekteydim. Tam Hastal'dan geçerken oldu olay zaten. O anda tankların dışarı çıkmaması için bize dediler yolu kesin dediler. Biz de yolu kestik. Korkmadık çünkü vatan için yaptık. Genelkurmay Başkanlığı darbe girişiminin tamamen önlendiğini duyurmasına karşın bazı kamyonlar kışlalarda nöbete devam ediyor. Şoförler vatan uğruna canlarını vereceklerini söyledi. Tankların, araçların çıkmasını engellemek için yani sonuna kadar da burada bekleyeceğiz. Şirketimiz feda etti araçları. Yani yansa da kül olsa da burada kalacak dedi araçlar. Sayın abicim söz konusu vatan oldun mu bu can feda olsun. Tamam. Söz konusu vatan. Bir can gitmiş, iki can gitmiş sorun değil. Biz bu vatanı dedelerimiz ne zorluklarla aldı. Öyle bir iki çapulcuya verecek değiliz.